Daire satın alırken nelere dikkat etmeliyim? Video dizisinin ikinci bölümünde daireyi mimari faktörler açısından inceleyeceğiz. Buna da tabii ki konumla başlayacağız. Bir daireyi satın alıyorsanız ilk bakacağınız şeylerden biri de tabii ki dairenin konumudur. Yani konumu sizin işinize yakın mı, sevdiklerinize yakın mı? Yani sonuçta insan sosyal bir varlık. Dünyanın en güzel dairesinde bile yaşıyor olsanız, eğer sevdiklerinize uzak bir daire ise ve sevdiklerinizi göremiyorsanız orada mutlu olacağınızı düşünmüyorum. Ama konum olarak ya da daire tipi olarak daha küçük bir dairede ya da daha sevimsiz bir dairede bile olsanız sevdiklerinizle bir arada olduktan sonra o daire sizin için daha konforlu bir yaşam alanı haline gelecektir. Dolayısıyla konum konusu oldukça önemli. Yani işinize yakınlığı, okulunuza yakınlığı ya da sevdiklerinize yakınlığı mutlaka değerlendirilmesi gereken faktörler. Konum konusunu iki alt başlıkta incelemek istiyorum. Bunlardan ilki toplu taşıma araçlarına yakınlığı konusu. İkincisi ise hastane, okul, ibadethane gibi merkezlere yakın olup olmaması konusu. İlk olarak toplu taşıma araçlarına yakınlığı konusunu ele alalım. Satın alacağınız dairenin toplu taşıma araçlarına yakın olmasını isteriz. Şöyle ki metroya yakın bir dairenin değeri tabii ki daha çok olacaktır. Ancak şunu da şöyle düşünün. Siz daire satın alırken sadece bir yaşam alanı satın almıyorsunuz esasında. Siz aynı zamanda karlı bir yatırımla yapıyorsunuz. Dolayısıyla siz daireyi satın aldıktan atıyorum bir yıl sonra sizin dairenizin önünden bir metro ağının geçmesi ya da bir toplu taşıma trafiğinin sizin evinizin yakınından akması sizin dairenize oldukça kar katacaktır, oldukça değer katacaktır. Dolayısıyla bu konunun değerlendirilmesi gerekiyor. İkinci olarak hastane, okul, ibadethane gibi merkezlere yakınlığı konusu. Yine aynı şekilde eğer daire satın alma işlemini sadece bir yaşam alanı değil, aynı zamanda karlı bir yatırım yapma amacıyla da alıyorsanız satın aldığınız yerin yanında bir alışveriş merkezinin yapılması dairenize oldukça fazla bir şekilde değer katacaktır. Bunun da değerlendirilmesi gerekiyor. Daire satın alırken değerlendirmeniz gereken bir başka husus ise dairenin kaçıncı katta olduğu, cephesinin hangi yöne baktığı ve manzarasının nasıl olduğu konusu. Kat konusuna değinmek istiyorum öncelikle. Genel olarak ara katlar tercih edilir bizim ülkemizde. Ama örneğin ben üstünde koşuşturan bir çocuk sizi duymak istemem. Dolayısıyla benim tercihim her zaman en üst kattır. Ama daha yazlık bölgelerdeyse ve yazın uzun geçtiği bölgelerde yaşayan insanlar genelde zemin katı tercih eder. Yani bu tamamen kişisel tercihlere bağlı bir durum. Dolayısıyla manzara konusuyla da aslında ilişkili bir durum. Yani atıyorum son katta kalıyorsanız ve oradan denizi görüyorsanız tabii ki son katı tercih edersiniz. Bu tamamen kişisel tercihlere bağlı durum. Manzara konusunda şunu söylemek istiyorum. Evin manzarasına dikkat edin. Eğer proje üzerinden daireyi satın alıyorsanız mutlaka 3 boyutlu bir maket üzerinden ya da 3 boyutlu bir çizim üzerinden hangi daireyi aldığınızı imzayla kayıt altına alın. Eviniz aydınlığa bakıyor olabilir. Bir odası karanlığa bakıyor olabilir. Mutlaka bunları da değerlendirin. Özellikle şu duruma karşı sizi uyarmak istiyorum. Bazı binalar U şeklinde tasarlanmış oluyor ve bitişik nizam oluyor diğer tarafı. Dolayısıyla siz aslında manzarası var diye düşündüğünüz yer yeni bina yapıldığında birden karanlığa düşmüş oluyor. Bunu da mutlaka değerlendirmelisiniz. Cephe konusuna gelirsek halkımızın tercihi genel sıcak olduğu için güney cephe oluyor. Ancak yaşadığınız bölgeye ve iklime göre de bu yine sizin tercihinize kalmış bir durum. Güney cepheyi de ben çok sevmiyorum. Çünkü çok fazla sıcak oluyor. Çok fazla sıcağı da çok sevmediğim için güney cephe beni çok da mutlu etmiyor. Bu yine sizin tercihinize kalmış bir durum. Gelelim dairenin büyüklüğü konusuna. Dairenin büyüklüğü konusu çok fazla kafa karıştırıyor. Farkındayım işte dairenin net metrekaresi, bürüt metrekaresi, kat bürütü, işte duvarlar dahil net metrekaresi, duvarlar hariç net metrekaresi. Olay oldukça karışık. Bununla ilgili en doğru çözüm metreyi elinize alıp karşıdan karşıya duvarları ölçmeniz. En sağlıklı çözüm bu. Peki en sağlıklı çözüm buysa müteahhit firmalar ya da mimarlar ya da inşaat mühendisleri bu kandırmacayı neden yapıyorlar? Aslında buna kandırmaca gözüyle bakmamak gerekiyor. İki binadan bahsedelim. Birinin adı Ne Mutlu Apartmanı, diğerinin adı Türküm diyene apartmanı olsun. Ne Mutlu Apartmanı'nda net, bu arada iki dairede net 100 metrekare. Binanın giriş holü 1 metre. 6 kişilik çok küçük bir asansör var. Herhangi bir sosyal imkanı yok. Terası yok, bodrumu yok, hiçbir şey yok. Sadece 100 metrekare bir alanı var. Ama Türküm diyene apartmanına geldiğimizde 3 metrelik geniş bir giriş holü var. 2 tane çift, 2 tane 10'ar kişilik asansörü var. İşte çatıda ortak alanları var. Ortak bir teras alanı var örneğin. İşte bodrum katta spor salonu var, yüzme havuzu var, bir şeyleri var. Ama baktığınızda ikisi de net 100 metrekare. Tabii ki sosyal imkanlar açısından değerlendirmiyorum ama metrekare bazında da, yani aşağıda işte spor salonu olmasaydı sonuçta bir metrekaresi var. Metrekare bazında
bu iki daire arasındaki farkı, metrekare bazındaki farkı dikkatinizi çekiyorum, nicel bir büyüklük haline getiren kavrama brüt metrekare kavramı denmiş. Yani dolayısıyla brüt metrekare söylenmesi aslında sizi kandırma amaçlı değil. Ama yine de doğru algılanması açısından metreyle tek tek ölçmek gerçekten en sağlıklı çözüm. Sıradaki konumuz binanın yaşı konusu. Betonarme binaların ömrü ortalama 50 yıldır. Dolayısıyla siz 35 yıllık bir bina alıyorsanız o binanın yaklaşık olarak 15 yılı kaldığını düşünebilirsiniz. Dolayısıyla daire alırken yeni bir bina almak oldukça avantajlı olacaktır. Tabii şundan bahsetmiyorum. Mesela 3 katlı bir apartmandan daire satın aldınız diyelim. Ama oranın imar izni 15 kata çıkmış. Tabii ki böyle bir yerden daire alıyorsanız orası işte 5-10 yıl sonra bir müteahhit kapınızı çaldığında ya da kentsel dönüşüm ya da riskli yapı tespitiyle yeniden yapılaşmaya gittiğinde bu sizin için karlı bir yatırım olacaktır. Ama bu durumu göz ardı edersek yeni bir binadan daire satın almanız binanın ömrü açısından oldukça önemli. Üstelik de deprem yönetmeliği açısından da oldukça önemli. Bunu binanın sağlamlılığı ve uzun ömürlülüğü konusunda anlatmıştım zaten. Gelelim ısı, ses ve su yalıtımı konusuna. Satın alacağımız dairede ısı, ses ve su yalıtımının olup olmadığını mutlaka kontrol etmelisiniz. Su yalıtımıyla başlamak istiyorum. Toprak altında kalan bölümler, örneğin temelde, örneğin bodrum kattaki betonarme imalatlar suyla doğrudan karşı karşıya kalırlar. Çünkü bunlar tamamen toprakla örtülmüş vaziyettedirler. Dolayısıyla bu elemanların suyla karşı karşıya kalmaması için su yalıtımı yapılmış mı yapılmamış mı bunu mutlaka araştırmalısınız. Çünkü su zamanla betonun içindeki demirlerin korozyona uğramasına yani paslanmasına neden olur. Dolayısıyla bu elemanların muhakkak korunması gerekir. Ayrıca teras katı varsa ya da balkonlar varsa ya da işte evdeki evin içindeki banyo, tuvalet gibi ıslak hacimlerde yine su yalıtımı yapılmış mı yapılmamış mı mutlaka öğrenmelisiniz. Gelelim ısı yalıtımı konusuna. Isı yalıtımı ile alakalı hangi malzeme kullanılmış? Isı yalıtım malzemesi yangına dayanıklı mı değil mi? Yoğunluğu nedir? Hangi marka kullanılmış gibi detayları da mutlaka sorgulamalısınız. Son olarak da ses yalıtımı konusuna gelelim. Ses yalıtımı konusunda firma herhangi bir şey yapmış mı, yapmamış mı, yaptıysa ne yapmış? Bunu da mutlaka öğrenmelisiniz. Yalnız ses yalıtımı ile alakalı şu konuya değinmek istiyorum. Bazen zaman zaman bu uygulamayı görüyorum, duyuyorum. Ses yalıtımı sağlasın diye normalde projesinde örnek veriyorum. 13,5'luk bir tuğla duvar var. Vatandaş ses yalıtımı sağlasın diye 2 tane 13,5'luk duvar örüp arasına işte taş yünü koyuyor. Yani sandviç yapıyor orayı. Şöyle söyleyeyim, 15 katlı 60 daireli bir apartmanda herkes birer tane bu şekilde duvar örse ortalama 120 ton binaya ilave yük geliyor. Deprem kuvveti yükle doğrudan ilgili olduğu için bu aslında binaya zarar veren bir uygulama. Bunun yerine alternatif çözümlere gidilmeli veya bu durum en baştan tasarlanmalı ve statik hesabı buna göre yapılmalı. Bu arada yeri gelmişken bunu da söylemek istiyorum. Çimentolu kaba sıvanın yalıtıma oldukça büyük katkısı var. Çimentolu kaba sıvanın aynı zamanda dairelerde oluşacak sonradan yeni yapılan binalarda zaman zaman çatlaklar mutlaka sizi duymuşsunuzdur. Bu çatlaklara karşı da oldukça etkisi olduğu gözlemlenmiş. Dolayısıyla dairenize çimentolu kaba sıva uygulaması veya çelik sıva uygulaması yapıldıysa bu da yine artı puan alan bir durum. Artık neredeyse arabaları üst üste koyacağız. Trafik yoğunluğu o kadar arttı ki inanın park yeri bulmakta inanılmaz bir şekilde zorlanıyorum. Dolayısıyla satın alacağınız dairenin otoparkı var mı yok mu bunu mutlaka öğrenmelisiniz. Eğer kapalı otoparkı varsa bu daha da iyi. Eğer dairenin otoparkı yoksa atıyorum 300 metre uzağa park etmek zorunda kaldıysanız elinizde o ağır poşetlerle eve kadar gitmek gerçekten ölüm oluyor. Dolayısıyla otopark konusunu mutlaka sorgulayın. Eğer hatta firmanız proje aşamasındaysa otopark konusunda taleplerinizle iletin. Belki firma da bunu değerlendirir ve kapalı bir otopark yapar. Ayrıca dairedeki diğer sosyal imkanları da mutlaka sorgulayın. Atıyorum çocuk oyun parkı var mı? Açık bir spor tesisi alanı var mı? Hamamı var mı? Ya da buna benzer herhangi bir sosyal tesisi var mı? Tabii bunu zaten mevcutta varsa vardır, yoksa yoktur. O ayrı mesele ama proje aşamasında satın almak üzere olduğunuz bir daire için konuşuyorum. Bunları mutlaka sorgulamanız gerekiyor. Sorgulamanız gereken bir başka durum ise dairenin iç özellikleri. Yani kombisi var mı? Atıyorum mutfak dolapları takılı halde mi teslim edilecek? Panjur var mı? Akıllı ev sistemi var mı? Ya da buna benzer şeyler var mı? Mutlaka bunları daireyi projeden satın alıyorsanız en baştan konuşmalısınız ve sözleşmenize yazmalısınız. Yani hangi malzemenin hangi modeli kullanılacak? Bu kadar detaya girmeniz gerekiyor.
Örnek veriyorum, dairelerde seramik kullanılacak, kaça kaç seramik kullanılacak ya da işte hangi markanın ürünü kullanılacak ya da bataryalar hangi markanın ürünü olacak, kombi hangi markanın ürünü olacak, kaçlık kombi olacak gibi tüm detayları sözleşmenizde yazarsanız sonradan başınız ağrımaz. Gelelim binanın genel özelliklerine. Binanın genel özellikleri de mutlaka sorgulamanız gereken bir durum. Binada kaç daire var, binada kapıcı dairesi var mı? Ya da işte binanın asansörü olacak mı? Binanın sosyal imkanları nelerdir? Ya da sosyal imkanlardan kaynaklanan yeni ek giderler oluşacak mı? Binanın güvenliği var mı? Gibi sorular mutlaka sormanız gereken sorular. Aidat ne kadar ödemeniz gerekiyor? Bunları da yine en baştan sorarsanız sizin için iyi olur.